Merhaba sevgili arkadaşlar. Hikayelerimize devam ediyoruz. Bugünkü hikayemizin adı Uçan Horoz. Bir Çin hikayesi arkadaşlar. Bundan çok uzun zaman önce horoz pek yaman bir uçucuydu. Bir keresinde uçuş yarışmasında en yükseğe uçarak birinci olmuş, şampiyonluğun nişanesi olarak adına ibik denen kırmızı güzel bir başlıkla ödüllendirilmişti. Bizimkinin çalımından yanına varılmıyordu. Ürü diye ortalığı inletiyordu. Kimse benden daha yükseğe uçamaz. Baş dik, göğüs dışarıda, kabara kabara yürüyordu. Dünya umurunda değildi. Neşeyle bir daha öttü. Yuvasından dışarı çıkmadan bütün gün yiyip içmeye vermişti kendisini. Uçuş talimleri yapmayı bütünüyle boşlamıştı. Böylece yavaş yavaş kilo almaya başlamıştı bizim horoz. Bir gün ziyaretine güvercin geldi ve "Bay Horoz," dedi. "Dün Şahin'in senden daha yükseğe uçtuğunu gördüm." Bu habere inanmayan horoz kafasını iki yana salladı. Boynunu uzatarak gene uzun uzun öttü. Kimse beni geçemez. Birkaç gün sonra kapısını kumru çaldı ve yeni bir haber verdi. "Bu sabah tarla kuşu, kuğu ve kırlangıç çok yükseklere uçtular. Hepsi de senin rekorunu kırdı." Horoz buna da inanmadı. "Saçma," dedi. "Hemen hiç inanmıyorum." Ama içine de bir kurt düşmüştü. Ötmeyi bıraktı. Ertesi gün sabah erkenden saksağan nefes nefese horozun kapısından içeri girdi. Bizimki hala horul horul uyuyordu. "Daha uykuda mısın?" diye telaşla seslendi saksağan. "Karganın bile dün gece senin rekorunu kırdığını duymadın mı?" "Ne?" diye haykırdı horoz. Kulaklarına inanamıyordu. "Doğru mu bu?" Zira kargaya hep tepeden bakardı. "Yemin ederim," dedi. "Gözlerimle gördüm." Horozun küstahlığı gene üzerindeydi ama bir parça da keyfi kaçmıştı. Huzursuz olmuştu. "Pekala, bekle de gör bakalım. Onlara gününü gösteririm ben. Yarın sabah hepsi toplansın." Saksağan hiç vakit kaybetmeden havalandı, haberi dört bir yana ulaştırdı. Ertesi gün seher vakti bütün kuşlar çayıra toplanmışlardı. Kuzeyden yaban kazı, güneyden tavus kuşu, çölden deve kuşu, sahilden martı bile yarışmaya gelmişti. Güneş iyice yükselmişti fakat horoz hala ortalıkta yoktu. Nihayet boy gösterdiğinde öğlen olmak üzereydi. Saksağan "herkes sussun" diye bağırdı. İşte Bay Horoz geldi. Çayır bir anda sessizliğe gömüldü. Horoz baş dik, göğüs dışarıda, "küçük dağları ben yarattım" dercesine yürüdü. Kendisini alkışlayanlara karşılık başını hafifçe eğip selamladı ve karşılık verdi. Yarışma başlamak üzereydi. Tüm gözler horozun üzerindeydi. Herkes nefesini tutmuştu. Nicedir horozun uçtuğunu görmemişlerdi çünkü. Horoz tatlı bir ötüş tutturduktan sonra kanatlarını açtı ve havalandı. Fakat havalanır havalanmaz daha hızlı aşağı düştü ve pat diye yere çakıldı. 3 metre yükseğe bile çıkamayacak kadar semizlenmiş, ağırlaşmıştı. Herkes bu işe çok şaştı arkadaşlar. En çok da bizim horoz şaşırdı.
bunun belki de bir çeşit antrenman olduğunu düşünen seyirciler nezaketi elden bırakmayıp sessizce beklemeyi sürdürdüler. Bundan cesaret alan horoz tüm gücünü toplayarak yeniden havalandı. Gel gelelim. Daha 6 metre yükselmemişti ki yüzük oyun tekrar yere çakıldı. Bu kez kahkahalarla gülmekten kendini alamadı herkes. Horozun etekleri tutuşmuştu. Tüm cesaretini ve gücünü toplayıp herkese parmak ısırtan bir uçuş yapmaktan, yitirdiği şanı böylece yeniden kazanmaktan başka çaresi kalmamıştı. Fakat öylesine bitkin düşmüştü ki son bir gayretle üçüncü kez havalandı ama ne fayda. Daha 5 metre bile yükselmemişken bir saman balyası gibi 2,80 yere serildi. Tüm hayvanlar kasıklarını tuta tuta gülüyorlardı. Ho 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 ho. Horoz hemen oradan kaçıverdi. Yüzü utançtan kıpkırmızı kesilmişti. Çayırdan epey uzaklaştığında bile kahkahalar kulağında çınlıyordu. İşte bu yüzden o gün bugündür havalansa da birkaç metreden fazla uçan tek bir horoz göremezsiniz ortalıkta arkadaşlar. Gerçi hala kırmızı ibiği vardır. Hala başı dik, göğsü dışarıda dolaşır durur. Ama yaşadığı o büyük utançtan ötürü gagasının altındaki ibiği kıpkırmızıdır. Sonsuza dek de öyle kalacaktır. Evet, hikayemiz burada bitti arkadaşlar. Hoşça kalın.